Minarenin bir de hikayesi vardır. Sultan Süleyman bin Turanşah Eyyubi'nin hükümdarlığı döneminde yapılan Sultan Süleyman Camii Minaresi, daha inşaat halindeyken usta ile kalfa arasında inşaat tekniği açısından bir anlaşmazlık çıkar. Usta ile kalfa arasında başlayan bu tatlı çekişme, kalfanın usta tarafından kovulmasıyla son bulur. Bu olay kalfanın çok ağırına gider. Buna karşılık vermek için Dicle Nehri'ne hakim kayalıklar üzerinde bulunan El Rızk Camii'nin minaresini yapmayı üstlenir. Usta ile kalfa minarelerini aynı zamanlarda yapmaya başlarlar. Her iki minarede yükseldikçe ihtişamları da belirginleşmeye başlar. Bir süre sonra minareler birlikte tamamlanır. Kalfa yaptığı minarede sır gibi sakladığı bir inşaat tekniğini yalnız ustasının görmesini istemektedir. Kalfa, ustasına karşı duyduğu saygıyı ön planda tutarak ve mütevazı bir tavırla ustasını yaptığı minarenin açılışına davet eder ve minarenin açılışını ona yaptırır. Usta, minarenin merdivenlerini kontrol etmek ve rahat olup olmadığını anlamak için minarenin tepesine çıkar. Bir de ne görsün, kalfa da minarenin tepesinde kendisini beklemektedir. Bu durumu hayretle karşılayan usta, kalfaya "Buraya nasıl çıktın?" diye sorar. Kalfa, "Şu yan tarafta bulunan ikinci yoldan çıktım," der. Bunun üzerine usta, şöyle bir yan tarafına bakar ki, bir de ne görsün, minarede çift yol yapılmış. Üstelik bu yollardan çıkan ve inenlerin birbirlerini görmeyecekleri şekilde bir inşaat tekniği kullanılmış. Bu durum karşısında ne yapacağını şaşıran usta, kalfasının bu şahane eserini takdir edeceği yerde gururuna yenik düşerek minarenin tepesinden aşağı atlamış, intihar etmiştir. Bu nedenle Hasankeyf'te bulunan minareler işte böyle tatlı ancak sonu dramatik olan bir rekabet anlayışı içinde yapıldığı için üstün bir inşaat tekniğine ve üstün bir sanat değerine sahiptir.